Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'nin değil sadece, dünyanın aynı zamanda en çok takip edilen sosyal haber mecralarından biri olan 23 derecede Türkiye'nin eğitimini derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim, 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini Türkiye'nin bir numaralı gündem haline getirmeye devam ediyoruz. 23 derece ekranlarında susmadan, korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Türkiye'nin eğitimini, eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşacağız? Atatürk'ün eğitim felsefesini laik, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sosyal mecralarından biri olan 23 derecede, ki bu ay 1 milyar 200 milyon tıklanmayla dünyanın en çok tıklanan haber Twitter hesaplarından biri oldu 23 derece. Ama bu bizim için şöyle önemli. Önemli eğitim konuklarıyla Türkiye'nin eğitimini konuşuyoruz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Sağ. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Yaz tatilinin ortasında çok olağanüstü koşullarda geçen yayında bağlanamadık. Otantik motantik ayağına yattık ama yineden de bağlayamadık internetin olduğu yerde. Gecenin bu saatinde sizinle Türkiye'nin eğitimini konuşacağız. Hocam nereden nasıl bağlanıyorsunuz? Önce oradan gidelim. Çünkü şu an bizi yüz binlerce kişi izliyor. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şu an Fethiye'de Hippocampus adı verilen daha doğrusu Eşref Aktaş, avukat bir arkadaşımızın işlettiği bir yerden bağlanıyoruz. O sağ olsun bir eğitimci, aynı zamanda burada eğitim çalışmaları da gerçekleştiriyor. Hı-hı. Ve Fethiye'de de özellikle bu bir takım sanatsal anlamdaki faaliyetlerin, sunumların da ev sahipliği yapıyor. O nedenle ben kendisine rica etmiştim çünkü geçen sefer bağlanamamıştım, evet, evdeki sahneden dolayı. O da hay hay dedi. Sağ olsun bu saatte çalışanın da var burada. Bana ada çayı da yaptılar. Çok teşekkür ederiz. Tüm Türkiye'deki eğitimciler adına teşekkür edelim. Çünkü biz sizin nezdinizde bütün Türkiye'deki eğitimcileri görüyoruz. Hocam bugün sizinle Türkiye'de bir kırsal eğitim deneyimi olarak birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamalarının durumunu ve niteliğini konuşacağız. Şimdi birleştirilmiş sınıflarda öğretim deyince BSÖ akla geliyor. Önce bizi izleyen genel izleyici kitlemizde var çünkü. BSÖ nedir? Türkiye eğitim tarihi bakımından BSÖ, okul sayısı, öğrenci gelişim vesaire. Oradan bir BSÖ ile başlayalım Ramazan Hocam. Tamam. Şimdi birleştirilmiş sınıflarda öğretim aslında sanayi devrimiyle başlayan süreçte, yani o aslında daha öncesinde başlayan süreçte. Daha çok o zaman biliyorsunuz kırsallarda nüfus çok daha fazla ve oradaki eğitimle ilgili çalışmalar daha çok dinsel ağırlıklı ve oradaki işte rahip ve rahibelerin işletmiş olduğu, yani yapmış olduğu daha doğrusu bir eğitim kurumu olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de de aynı şekilde aslında camilerin yanlarında çıkan bir takım erkeklere daha çok hizmet veren eğitim yapılarıyla ortaya çıktığını görüyoruz. Cumhuriyet'ten itibaren de aynı zamanda bunun biraz daha formalleştiğini görüyoruz. Daha çok resmileştiğini görmekteyiz. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim, bir öğretmenin bir tek sınıfın içerisinde, bir yani derslikte daha doğrusu, birden fazla sınıfa ya da belki de şöyle demek lazım, birden fazla çoklu bir yaş grubuna eğitim ve öğretim çalışmalarının yaptığı bir mekan olarak aslında tarif etmek daha doğrudur. Yani genel anlamdaki, geleneksel anlamdaki, ortaya çıkış anlamdaki özelliği bu. Şu anda günümüze geldiğimizde bu devam ediyor aslında, bu uygulama biçimi. Ama ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre de birleştirilmiş sınıflarda öğretimin çok çeşitlendiğini de görmekteyiz. Bunda bir kere hocam bundan şunu mu anlıyorum Ramazan Hocam? Ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre çeşitleniyor dediniz ya. Bu sadece Türkiye'de yok, dünyanın farklı yerlerinde de var mı? Doğru mu anlıyorum? Tabii ki. Dünyanın her yerinde, yani yaşam biçimi kırsallığa dayalı olan ve nüfus açısından öğrencinin yeterince sayı olmadığı
bütün yerleşim yerlerinde birleştirilmiş sınıfların ortaya çıktığını görüyoruz zaten. Hocam yani siz burada yaşam yerleri, kırsal bölge vesaire diyor. O zaman şunu doğru mu anlıyorum Ramazan Hocam? BSÖ yapan okulların bulundukları yerleşim yerleri, yani kırsalda ya da farklı. Evet. Peki bunu yapan yerlerin, toplulukların özellikleri ne? Ya da bu özelliklerin buradaki öğretmenlere, görevlere, öğrencilere yansıması ne? Şöyle bir şey var. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili aslında klasik iki tane temel açıklama var. O da şu. Birleştirme sınıflardaki öğretim genelde iki tane tipik yerleşim yeri özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi tarım ve hayvancılığın çok yoğun olduğu yerde ama bu işi yapmakla ilgili nüfusun çok çok sayıda gerek olmadığı alanlarda ve coğrafi olarak da izole dediğimiz kent merkezlerinin çok daha uzağında olan yerlerde var. Bir de özellikle balıkçılık gibi Avustralya'da daha çok gördüğümüz ya da Hawaii adalarında gördüğümüz oralarda ya da mesela Yunanistan'daki Ege adalarının turizmin olduğu yerlerde gördünüz. Yani kışın normal yaşam zamanlarındaki insanların sayısı çok fazla olmadığı yerlerdeki gördüğümüz bir öğretim biçimi. Daha doğrusu yani öğrenci sayısının azlığına dayalı olarak ortaya çıkan bir öğretim biçimi var. Başka bir şey daha var. Şu anda günümüzde ilginç bir şekilde şey var. Özellikle bu Kanada'da, ABD'de ve Avustralya gibi yerlerde ya da başka İskandinav ülkelerde de aynı şekilde kent merkezlerinde birleştirilmiş sınıflarda öğretimlerin yapan sınıfların da açıldığını görüyoruz. Burada bu tercihi yapan öğretmenler, şebelilerin özel bir nedeni var. O da şu, çünkü birleştirilmiş sınıflarda öğretim belki de birazdan geliriz. Öğretim yapısı itibariyle baktığımızda pedagojik açıdan çok daha zengin olduğunu görüyoruz. Yani normal şu andaki bağımsız sınıflardaki görmüş olduğumuz, kent merkezinde gördüğümüz akademik temelli ve teste dayalı ve rekabetin çok yoğun olduğu okullardan çok daha farklı olarak birleştirilmiş sınıfların öğretimin yani gerektiğinde çok farklı yaş gruplarının birlikte çalışması gibi, gerektiğinde bilmeyenlerin bilenlere bilenlerin bilmeyenlere öğrettiği gibi ya da birlikte farklı yaşların birlikte öğrenme etkinlikleri gerçekleştirdiği gibi çocuğun gelişimin çok daha farklı bütüncül bir gelişimine odaklanan uygulamalar da var. Dolayısıyla veliler çocuklarının akademik yönden gelişmesi yerine bütüncül yönden gelişmesini tercih etmekten dolayı bu okulları tercih ettiklerini görüyoruz. Bunlardan bir tane çarpıcı bir örnek verebilirim size. Lütfen. Kanada Vancouver biliyorsunuz dünyanın en önemli hava alanlarının olduğu yerlerden bir tanesidir. Vancouver kent merkezinde ya da ABD'nin de kent merkezlerinde bu birleştirilmiş sınıfla öğretim uygulamaları yapan özel okullar var ve veliler devlet okullarını göndermek yerine bu okulları göndermeyi bu dediğimiz yani çocukların bütüncül yönde gelişmesini sağlayan bir yapı olarak da oraya tercih ettikleri görebiliriz. Yani insanlar BSÖ'lere gönderebilmek için özel okulları tercih ediyorlar. Hocam o zaman şöyle bu BSÖ uygulamalarını daha zihnimizde oturtabilmek adına yani sıradan izleyicinin de anlayabilmesi adına bu BSÖ uygulamalarının bağımsız sınıflarla ilişkisi, farklılıklarını anlamak için bunu teknik ve pedagojik bakımdan nasıl analiz edebiliriz? Yani belki de karşılaştırmalı gidersek. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim bir zorunluluğun daha doğrusu ortaya çıkarmış olduğu bir zenginlik olarak görmekte fayda var. Yani yoksulluğun yaratmış olduğu bir olumluluk durumu söz konusu. O da şöyle bir şey. Mesela Türkiye'deki örneklerden vermek isterim. Yani Türkiye'deki eski uygulamalardan bunu birazdan belki açarız. Neden şu anda? Çünkü şu anda Türkiye'de birleştirilmiş sınıflarda öğretim istediğimiz biçimde uygulanmıyor. Bu nedenle ciddi bir problemle karşılaşıyoruz. Şimdi birleştirilmiş sınıflarda öğretim şöyle bir şey var. Şimdi diyelim ki şu anda 4 sınıf var ilkokullarda biliyorsunuz. 2-3-4 sınıfında var. Örneğin diyelim ki bir okulda 2 öğretmen olduğunda ise 1 ve 2'ler bir öğretmen, 3'lü ve 4'ler bir öğretmen olarak görülüyor. Nadir de olsa 4 sınıfın bir arada olduğu okullarda olduğunu görmekteyiz. Hı hı. Şimdi burada öğretmen özellikle 3 tür öğretim biçimi gerçekleştiriyor. Bu 3 tür öğretim biçimlerden bir tanesi örneğin hayat bilgisinin fen bilimleri eğitimi derslerinde sınıf birden fazla sınıfla olmasına rağmen öğretmen sanki tek bir sınıfmış gibi davranır ve dolayısıyla yaş grupları açısından farklı olan öğrencilerin birlikte aynı kümeler biçiminde küme biçiminde öğrencilerin bir arada çalışmasını sağlamaya çalışır. Bu bize şunu gösterir. Farklı yaşlardaki öğrencilerin birbirleriyle etkileşimini
olanak sağlar. Ve bu akran öğretimi dediğimiz, hep de dillerden düşünmediğimiz ama akran öğretimin kendisi aynı yaş grubundaki öğretimlerden çok daha ziyade farklı yaşlardaki öğrencilerin farklı heterojen dediğimiz yapılardaki birbirleriyle etkileşime dayalı dediğimiz bir öğrenme çalışmalarına, öğretme çalışmalarına olanak sağlar. İkincisi, örneğin Türkçe ve matematik gibi iki tane çok temel dediğimiz ifade ve beceri dersi diye ifade ettiğimiz iki tane temel derste ise öğretmen burada öğrencilerin sınıflarına göre değil, öğrenme düzeylerine göre gruplandırır. Üst ve alt grup diye düşünün örneğin iki tane sınıfta bir öğretmen olduğunda. Öğretmen diyelim ki bugün alt grupla yani alt öğrenme mesela dil becerisi konusunda alt gruptaki olan bir çalışmasını gerçekleştirirken diğer grup ödevli olarak öğretmen tarafından ödevlendirilir. Ya öğrendiklerini tekrar etmeye ya da öğreneceklerine ilişkin hazırlık yapmalarını olanak sağlar. Bu çok belki de şey değil de herkes bunun çok doğru olmadığını düşünüyor ama aslında şöyle bir şey var. Eğer öğretmen bu ödevli çalışmaları iyi yapılandırabilir ve öğrencileri denetleme iyi yani en az olacak çünkü başka yerde öğretmenlik yapacak ama orada bunu göz ucuyla veyahut da diğer etkinliklerde fırsat bulduğunda yaptığında öğrencinin bir aynı sınıf aynı mekanda farklı gruplar ders yaparken onları rahatsız etmeden ders çalışmayı, grupla ders çalışmayı, bireysel ders çalışma gibi olgunlaşma dediğimiz bir deneyimi paylaşma olanağı verir. Hocam aslında zorunlu olarak farklı bir zenginlik mi ön plana çıkıyor? Yani okul öncesiyle ilgili bir kitap vardır. Bir kum havuzu çocuğa yaşamı öğretir aslında. Kum havuzunda oynarken diğer çocuklarla bir arada oynar, şudur budur. Şimdi burada da zorunluluktan doğan bir şeyle sizin söylediğinize göre çocuk aslında birileri bir şey çalışırken diğeri diğer tarafta işte diğerlerinin onun dikkatini dağıtmadan çalışma alışkanlığı kazanıyor, başka bir şey. Peki bütün bu söylediklerinizin ışığında her öğretmen bu öğretimi verebilir mi? Aslında zor bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet, zaten belki de konuşmamız gereken bir eğitim fakültelerini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili ciddi bir yani politika eksikliğinden kaynaklanan bir sorunla karşı karşıyayız. Milli Eğitim Bakanlığı sağ olsun son zamanlarda özellikle köy okullarını yaşatmak için bir takım çalışmalar gerçekleştiriyor. Mesela son Tuncay Bey mesela Temel Eğitim Genel Müdürü örneğin Adıyaman'daydı. O zaman deprem öncesinde bir yerdeydi. Okullardaki, köy okullarındaki öğretmenlerin, okulların daha doğrusu eksiklerini gidermek için her okul başına bütçe ayırdıklarını söyledi. Ve bunu gerçekten uyguladılar birçok yerde. Bir takım problem olsa da. Ama bu yeterli değil. Yine aynı şekilde eğitim fakülteleri de öyle. Çünkü bu sadece bu bağlamda değil. Çünkü oraya giden öğretmenlerimizin özellikle köy okula, birleşik sınıflar olan okullardaki öğretmenlerin önemli bir kısmının bulunduğu yerlerde çok ciddi bir şekilde öğretmen şeysi var, sirkülasyonu çok fazla. Ve oradaki öğrencilerin özellikle kırsal bölgeler, biraz önceki soruda eksik kaldı belki de. Çünkü kırsal bölgelerdeki öğrenci, aile yaşam biçimleri önemli bir kısmı sosyal yani açıdan baktığı feodal bir ilişki biçiminin çok yoğun olduğunu görüyoruz. Burada feodal ilişki çok yoğun olduğu bir yerlerde dezavantajlı gruplardan bir tanesi kız çocukları. Bu kız çocukların olduğu yerlerde özellikle erkek çocukların çok fazla feodal ilişkiler içerisinde çok fazla görmediği bir yerlerde orada öğretmeni o okullarda tutmak ve öğrenciyi tanıyan bir öğretmen yapısıyla o eğitimi sürdürmek son derece önemli bir şey. Bu nedenle bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok daha kapsamlı bir politikasına ihtiyaç duydu. Bu ama politikanın içerisinde aynı zamanda eğitim fakültelerinin de öğretmen eğitimi, özellikle sınav eğitimi, okul öncesi eğitim. Çünkü artık birleştirilmiş sınıflar okullarda en önemli şu anda paydaşlardan bir tanesi okul öncesi öğretmenleri olduğunu görüyoruz. Çünkü ikisinin beraber okulların açıldıklarını görmekteyiz. Dolayısıyla okul öncesi ve diğer öğretmenlerin de bu kırsal bölgelerdeki o sosyal ekonomik dediğimiz kültürel özellikleri tanıyan bunlarla ilgili karşılaştığı sorunu çözebilecek kapasiteye erişmiş öğretmenleri yetiştirmek fevkalade çok önemli. Çünkü bu öğretmen arkadaşlarımın önemli bir kısmı buraya atandıktan birkaç yıl içerisinde, belki de bir yıl iki içerisinde buradan ayrılmak peşi içerisinde. Yani mesela ben biliyorum, duyuyorum daha doğrusu, öğretmenler önemli bir kısmı burada okulda çalışmamak için evlilik yaptıklarını biliyoruz. Yani buradan bir başka bir neden bularak bir başka bir yere yani bağımsız okullara gitme eğilimli olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki
Dediğimiz gibi bu bölgelerdeki çocuklar için eğitim açısından baktığımızda son derece kötü bir durumu açtığını söylemek mümkün. Peki Ramazan Hocam, bu sizin söylediğinizden hareketle işte Temel Eğitim Genel Müdürü'nün sahadaki bu çalışmaları vesaireden biraz daha genel bir soru sorayım. O zaman BSÖ'yü biraz daha tikelleştirelim. Türkiye örneğini biraz daha konuşmak istiyorum. Ülkemizdeki bu BSÖ uygulamalarının şu anki niteliği tam olarak ne durumda? Şimdi bu yıl içerisinde birkaç tane öğretmenlerle beraber birlikte olduk. Daha yeni öğretmenlerden bahsediyorum. Yani aşağı yukarı bir 120-130 tane öğretmenle beraber görüştüğümüz ve bunların önemli bir kısmı ilk 5 yılını öğretmenlik olarak yapan arkadaşlar. Orada gördüğümüz şey var. Bu biraz önce Birleştirilmiş Sınıfların öğretimdeki daha doğrusu çeşitlilik, yani heterojen yapılar olması ve aynı zamanda çocukların birbirleriyle bir dayanışma kültürü içerisinde bulunmasını sağlayan bu pedagoji dediğimiz yapıların artık çok fazla olmadığını görüyoruz. Çünkü öğretmenler önemli bir kısmı. Bizim bu biraz önce de söylemiş olduğumuz Birleştirilmiş Sınıflardaki öğretim strateji, öğretim yapılarını daha doğrusu kullanmadığını görüyoruz. Sağ olsun Mulhani diye bir hoca var, Kanadalı bir hoca var. O diyor ki multi-age ile multi-grade birbirinden farklıdır diyor. Yani çoklu yaşların birlikte öğretimi ile çoklu sınıfların, yani aşamalandırılmış dediğimiz sınıfların temelde öğretim birbirinden farklı diyor. Şu anda bizim okullarımızda baktığımızda evet aynı mekanda farklı sınıflar var. Öğretmenler de biraz önce söylemiş olduğum işte bu geri geldiğinde heterojen gruplar, yeri geldiğinde işte öğrenme düzeylerine göre homojen gruplar biçimindeki bir öğretim yapısı kurmak yerine her dersi farklı sınıflar temelinde işlediklerini görüyoruz. Bu şöyle bir şeydir. Yani aynı mekanda farklı sınıflar var ama bu kez sınıflara göre düzenlenmiş yapılar var. Ve öğretmen 40 dakikalık dersinin 20 dakikasını birinci sınıflar için, diğer 20 dakikasını ikinci sınıflar için ayırdığını söylüyor mesela bize. Bu bize aslında yani öğrencilerin birbirleri arasında mümkün olduğu kadar ilişki kurmaması temeli içerisinde öğretim yapıldığını gösteriyor. Oysa ki biz biliyoruz ki hayatın kendisi hiçbir zaman okulun kendisi daha doğrusu hayatın kendi etkiliği kadar verimli değildir. Hayatın kendisi daha etkilidir. Çocuklar mesela sokaklarda oynayarak öğrenirler, sosyalleşirler, etkileşirler. Okul aslında bizim ülkemizdeki okullardan bir tanesi ki bağımsızlıklardaki en büyük hastalıklardan bir tanesi hayatın gerçekliklerinden kopuk olmasının parçalanmış bir dünyayı çocuklara sunar. Ve dolayısıyla çocuklar bunu anlamakta zorlanırlar. Bir de bunu öğretmenler dersler arasındaki bağlantıyı ve alanın daha doğrusu bir kavramı bütünlüğünü sağlayamamasından kaynaklanan olarak çocuklar bir dil iletişim problemi yaşarlar. Birleştirilmiş sınıflarda özellikle kavrama dayalı öğrenme dediğimiz yapıları kurduğunuzda ve dersler arasında ilişkiyi kurduğunuzda çocukların çok daha kolay anlayabildiğini görüyoruz. Ama şimdiki gördüğümüz öğretmenlerde bu disiplinler arası dediğimiz ilişkiyi kurmayla ilgili yeteneklerinin, becerilerin çok fazla olmadığını görüyoruz. Onlara bunları sorduğumuzda, nedenini sorduğumuzda ise onların bize birkaç tane etkinlikler söylüyorlar. Bunlardan bir tanesi eğitim fakültelerinde biz bir köy okullarında, birleştirilmiş sınıflar öğretimde bu ders yapıları nasıl organize edebileceği konusunda bize söylendi ama biz görmedik, uygulamadık ve dolayısıyla çok fazla bilmiyoruz. Hocam doğru mu anlıyorum? Aslında öğretmenler öğretmen adayı oldukları dönemde eğitim fakültelerinde bu birleştirilmiş sınıf uygulamalarıyla ilgili çok da fazla bir eğitim almıyorlar. Doğru mu anlıyorum? Şöyle alıyorlar. Şimdi mesela bundan önceki dönemde 2018'e kadar birleştirilmiş sınıflarda öğretim diye bir ders vardı. 2018'den sonra ilköğretimde alternatif eğitim uygulamaları dersi adı aldığında bunun aşağı yukarı yani 1/3 gibi birleştirilmiş sınıflara ayrılmış bir şeydi. Ama bu bir ders içerisinde verilebilecek bir şey değil bu. Yani örneğin siz bir Türkçe öğretimi dersi yaptığınızda, bir matematik öğretimi dersi yaptığınızda dahi aslında siz birleştirilmiş sınıflardaki öğretim yapılarının ölçütlerinde tanıştırmanız gerekmekte. Yani bizim okullarımızda sadece mesela ben kendi eğitim fakültemde birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersine girenlerden birisi benim. Ben öğrencilerime hem Türkçe öğretimi nasıl yapıldığını
hem matematik öğretimi nasıl yapıldı, hayat bilgisi nasıl öğretim yapıldıklarını anlatmaya çalışıyorum, açıklamaya çalışıyorum. Ve mümkün olduğu kadar da köy okullarını buluşturmaya çalışıyorum. Burada yeri gelmişken bir şey de ifade etmem de izin verin. O da şu, mesela ben aynı zamanda bir derneğin üyesiyim. Köy okulları değişim ağı dediğimiz KODA var ve KODA sağ olsun Türkiye'deki eğitim fakülteleriyle işbirliği yaparak özellikle sınıf öğretmenlerinin okul çağındaki arkadaşlarımızın köy okullarıyla etkileşimi sağlamakla ilgili projeleri yürütüyor. Ben onlar sayesinde öğrencilerimi işte 3 hafta boyunca köy okullarına gönderiyorum. Oradaki köy okullarında öğretmenler de görüşüyor, öğrenciler de görüşüyor. Ama bu yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Öğretmenliğin kendisi bir kere gördüğünde yerine yapılabilecek bir şey değil. Çünkü öğretmenlik bir meslek bilgisi ve meslek bilgisinin inşa edildiği alan teori ve pratiğin birlikte olduğu bir alan üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. Maalesef bizim ülkemizde ise şöyle bir şey var. 3 yıl teori besleyelim, 4. yıl öğrenciye uygulamaya gönderelim. Böyle bir dünya yok. Çünkü böyle bir meslek bilgisinin öğretmen adayları tarafından oluşturması mümkün değil. Ve daha nitekim de olmuyor. Çünkü öğretmen adaylarıyla görüştüğünüzde, yani gittiğinizde diyorsunuz ki eğitim fakültesi öğretmenizi niye uygulamadınız diye sorduğumuzda adayların önemli bir kısmı, öğretmenlerin daha doğrusu önemli bir kısmı eğitim fakültesinin gördüklerimizin hiçbirisinin gerçek bir hayat ilişkisinin olmadığını ve dolayısıyla biz öğretmenliği aslında atandıktan sonra yeniden öğrendiklerini bize söylüyor. Burada korkunç bir şekilde bir zaman kaybı, bir ekonomik bir kayıp, bir başka bir şey de var. Bu da ciddi bir problem aslında karşımıza duruyor daha doğrusu. Ramazan Hocam, bizde şöyle bir uygulama yok değil mi? Ben anlayabildiğim kadarıyla siz dünyadaki örneklerinden bahsederken insanların sırf bu uygulamadan yararlanmak için buna uygun özel okullara öğrenci gönderdiğinden bahsettiniz. Bizde evet. Böyle bir özel okul profili yok anlayabildiğim kadarıyla. Türkiye'de mi? Evet, evet. Türkiye'de bunun birkaç tane örneği var. Gaziantep'te, Diyarbakır'da, çünkü KODA ile ilgili ben tanışmıştım. Çünkü KODA Türkiye'nin çok iyi öğretmenlerini buldular ve onların mentor eğitimi gerçekleştiriyorlar şu anda. Gittikleri yerlerde bu mentor eğitimleri yetiştirmesinde ben de bulundum. Eğitmen olarak da çalıştım orada. O arkadaşlar oraya yeni atanan öğretmenlerle beraber ilişkiye geçirip onların o köye adapte olmalarını ve öğretmenlik yapmayla ilgili konusunda çok faydalı dediğimiz eğitimler gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda kendilerine çok da teşekkür olduğumu söylemek isterim. Onların tanımış olduğum bir iki tane örnek vardı. O örneklerden bir tanesi Antep'teydi. Aklımda kaldığı kadar. Ve oraya köye kent merkezinden çocuklarını gönderen bir iki aile olduğunu biliyorum. Hocam sizin aklınızda olsun bu vesileyle. Siz bizi bu dernekle KODA ile bağlantıya geçirseniz Türkiye geneli ne yapıyorlar, tamam. Ne yapmıyorlar? Aslında onları da yüz binlerce 23 derece izleyicisiyle tanıştırmak isterim. Çünkü önemli şeyler yapıyorlar. Biz de gücümüz yettiğince Türkiye'nin dört bir yanındaki eğitimle ilgili çalışma yapan insanları kamuoyu önüne taşıyalım. Hocam son bir dakikamız, gerek bu konuyla ilgili gerek eğitimle ilgili genel neler söylemek istersiniz onunla bitirelim. Yani Türkiye hakikaten şu anda zor zamanlar geçiriyor ve bu zor zamanları geçirdiğinde bu eğitimle ilgili konularda emek veren ve insanların sizler de sağ olun bunu gündeme getirmeniz ve bunu taşımanız çok önemli. Kırsal şöyle bir şey önemli, bana göre daha doğrusu kırsal. İnsanlar yemelerinden, içmelerinden vazgeçme şansı yok. İnsanların sağlıklı beslenmeyi sağlayacak olan kırsal alanlar. Dolayısıyla akıllı bir yönetici, yani yapısı daha doğrusu bir ülke, daha doğrusu sosyal demokrat, yani demokratik anlamdaki bir ülke olarak daha doğrusu buradaki hem insanların gelişmesini sağlamalı hem de bunlar, çünkü aynı zamanda kent merkezindeki yaşayan insanların beslenmeyle ilgili olanakları sağlayan en önemli alanlar. Dolayısıyla bu vazgeçilemeyecek bir görev olarak görmekte. Bu anlamda Türkiye'nin daha kapsamlı politikaya ihtiyacı var. Yani eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirmeyi de dahil olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi diğer bakanlıkları da beraber işbirliği içerisinde kalkıma. Örneğin bunlarla ilgili bir Avustralya'da bahsetmek isterim. Tabii Avustralya son 20-30 yıldan beri kırsal bölgelerindeki, yani Avustralya'nın kent iç merkezlerindeki halkının gelişmesi için, ekonomik anlamda gelişmesi ve sosyal hayatın gelişmesi açısından projeler üretmekte ve projelerin en önemli unsurlarından bir tanesi de birleştirilmiş sınıflar öğretmenleri.
Burada çok yoğun olarak çalışıyorlar. Bu tür örnekler var. Peki geçmişte Türkiye'de bir kendisi örneklerinin söz konusu var. Dolayısıyla Türkiye bu konuda hem deneyime sahip hem de bu konuda yetiştirilmiş elemanı da sahip. Ve biz bunu istediğimiz zaman bunları harekete geçirebilir ve hem çocuklarımız için hem de Türkiye için iyi bir eğitim ortamı ve olanağı sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili 23 derece izleyicileri, Bir Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün yine önemli bir konum vardı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Sağ ile birlikte Türkiye'de bir kırsal eğitim deneyimi olarak birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamalarının durumunu, niteliğini konuşmaya çalıştık. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim, 7 yayınla 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.